detaylar için Ankara'ya döneceğim. Ekol TV Ankara koordinatörü Eray Görgülü tüm ayrıntıları aktaracak. Seni dinliyoruz Eray Görgülü. Evet Erdoğan Akşener görüşmesi bugün Ankara'da siyasete damgasını vurdu. Sürpriz bir şekilde duyuruldu zaten. Bugün gün içinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu bu görüşmeyi sosyal medya hesabından. Saat 5'te 2 isim Erdoğan ve Akşener bir araya geldiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Tabii e, görüşmede neler konuşulduğuna dair çokça şey konuşuluyor Ankara'da e, çokça bilgi var. kulislerde dolaşan. Biz aslında bunu özetleyecek olursak ne konuşuldu e, bu görüşme e, nasıl planlandı? E, buna dair baktığımızda iyi Partililerle de konuştuğumuzda şunu söyleyebiliriz e, iyi partili yetkililerle biz bir süredir zaten konuştuğumuzda. Meral Akşener'in e, siyasetten emekli olmasını beklemediklerini söylüyordu İyi Partililer. Bugünkü görüşmede aslında bunu doğrular nitelikteydi. Şunu söylüyor İyi Partililer. Meral Akşener bir süredir söylüyorlardı kulislerde. Mutlaka yeniden bir iddia ortaya koyacaktır. Bekleme ve izleme döneminde izleyip dinleyip bundan sonraki süreçte de aktif olacaktır deniyordu. Şöyle de bir durum var. Meral Akşener genel başkanlığı bıraktıktan sonra İstanbul'a taşınma hazırlığı vardı. Ancak e, bunu da ertelemişti bir süredir bekliyordu. E, bugünkü görüşmenin ardından Meral Akşener'in e, önümüzdeki süreçte de e, siyasetten mesajlar vermesini daha aktif olmasını bekliyoruz onu belirtelim. E, şu önemli bir durumda görüşmeyle ilgili şöyle bir e, tespit var. İyi Parti Genel Merkezinin bu görüşmeden haberi yoktu. İyi Parti Genel Başkanı Musaat Dervişoğlu, İyi Parti Özel Kalemi, İyi Parti Genel Merkezi bu görüşmeden haberdar değildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüşmeyi duyurmasıyla öğrenmiş oldu. İyi Parti Genel Merkezi de bu görüşmeyi yine İyi Partili üst düzey bir isimle görüştüğümüzde de Erdoğan-Akşener görüşmesine dair. Devlette ve siyasette önemli görevlerde bulunmuş isimler zaman zaman bir araya gelebilir, görüş alışverişinde bulunulabilir. Bunlar gayet doğal süreçlerdir gibi bir ifadesi oldu İYİ Partili üst düzey yetkilinin. Ee, görüşmede Erdoğan'ın Akşener'e yeni anayasa sürecinde yer almasını istediği yönünde bilgiler var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce de aldığımız bilgi bu yöndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e yeni anayasa çalışmaları sürecinde Meral Akşener'den bir destek isteyeceği de konuşuluyordu kulislerde. Diğer yandan bir iddia da Meral Akşener'in devlet yönetiminde bir şekilde rol alıp almayacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e böyle bir teklifte bulunup bulunmayacağıydı. Onu da önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde daha da netleştirmiş olacağız. Özetle şunu söylemek gerekirse, önümüzdeki süreçte Meral Akşener e, siyasette daha aktif ro rol alacaktır ki az önceki e, Ekol TV'de yayınımızda da İyi Parti'li Burak Akbulut şunu hatırlatmıştı. Meral Akşener'in e, genel başkanlığını bıraktığını, İyi Parti genel başkanlığını bıraktığını ama siyaseti bırakmadığını e, söyledi, belirtti. E, dediğimiz gibi İyi Parti'de zaten yapılan değerlendirmeler bugüne kadar bu yöndeydi. Yani İyi Parti e, eski genel başkanı Meral Akşener genel başkanlığı bıraksa da e, ...siyasetten emekli olmasını beklemiyordu İyi Partililer. Bugünkü görüşmede e, bu süreci doğrular nitelikteydi. Bundan sonraki süreçte de Meral Akşener'i daha sık göreceğiz, daha sık mesajlar verecek. E, Ankara'dan mesajlar vermeye, belki görüşmelerini yapmaya, e, yeni görüşmeler yapmaya da devam edecek Meral Akşener. Peki, bizde gelecek ayrıntılı açıklamalar olursa bunları bekliyor olacağız. Evet, Eray Görgülü'ye teşekkür ediyoruz, Ankara Haber Koordinatörü.